Migren hastasıysanız lütfen programımızın bu bölümünü çok iyi dinleyin. Çünkü elimde görmüş olduğunuz tabloda tam 50 yıl boyunca migrenle yaşamış ve ameliyattan sonra bu tabloyu doktoruna hediye etmiş bir kişiye ait. Migren ameliyatıyla migrenden kurtulmanın mümkün olduğunu estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Çetin Duygu'dan dinliyoruz. Merhabalar hocam, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Çok önemli bir konuyu konuşacağız sizinle, migren hastalığını ve tabii ki tedavisini. Migrenle yaşamak zorunda kalan insanlar neler çekiyor diye öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. Migrenle yaşayan insanlar gerçekten bizim bilmediğimiz, anlamadığımız bir dünyada yaşıyorlar. Nasıl bir dünya mesela? Şöyle düşünülebilir. Kendinizi bir teknenin içinde hayal edin. Denizin ortasındasınız. Çok uzaktasınız karadan. Karaya ulaşma şansınız yok ve tekne tutuyor. Tekne sizi günlerce tutuyor. Neler yapıyor? Bulantı, kusma, ışıktan da etkileniyorsunuz üstüne, sesten, dalgaların sesinden ve çevresel bütün uyaranlar sizi normal insanların belki de 100 katı, 200 katı daha fazla uyarıyor. Böyle bir ortamda kaçış şansınız yok. İlaçlarla bir miktar bastırmaya çalışıyorsunuz ama genellikle kronik migren kronik bir hastalık. Genellikle gerileme çok fazla olmuyor. İlla ki bu süreci kişi yaşayıp tamamladıktan sonra bitiyor süreç. Bu nedenden dolayı da migren üstüne günümüzde kadar birçok çalışma yapıldı. Bunlar nelerdi? Hani bir geçmişine gidersek olayın. Şimdi biz bugün sizinle migrenin cerrahi çözümünü konuşacağız ama evet, geçmişinde neler var, ne gibi çalışmalar var? Kısaca anlatmak istiyorum çünkü bin yıllara dayanan bir tedavisi aranan bir hastalıktan bahsediyoruz. Önceleri kafatasının delinip işte kötü ruhlar çıksın milattan önceki yıllarda böyle bir cerrahi uygulanmış. Sonrasında uzun bir dönem bir boşluk süreci, hiç tedavisinin olmadığı bitkiler, işte çevresel uyaranlardan uzak kalarak kişilerin rahatladığı dönem. Sonrasında 1900'lü yılların başında özel bir ergot alkaloidlerinden, mantarlardan bulunan ilaçlar geliştiriliyor. Migren ataklarını rahatlattığı bulunuyor. Yani damar çapını, damar yapısını bir miktar etkiliyor. Sonrasında da cerrahinin ilk giriş dönemi. Sadece damarlara müdahale edilerek damarların bölgeden uzaklaştırılıp, yani şakak bölgesi için özellikle rahatlatıldığı bir cerrahi yöntem. Başarı oranı çok düşük olduğu için uzun dönem devam edemiyor. Yani kesin çözüyor denmediği için bir kenara bırakılıyor, arada uygulanıyor tarzında. Günümüzde de birçok ilaç var. Birçok ilaç kullanılıyor. Nöroloji hekimlerimiz özellikle migren hastalarını takip ediyor. İlaçlarla destekliyorlar. Bu ilaçlar neler? Depresyon ilaçları, kalp ilaçları, epilepsi ilaçları. Dikkat ediyorsanız migrenle alakalı bir kelime kullanmadım. Evet, neden hep öyle? Yan ilaçlar bunlar. Çünkü tedavisi olmayan bir hastalık var önümüzde ve her türlü ilaç tedavisi deneniyor. Migrene direkt etki eden bir ilaç aslında direkt yok etki eden bir ilaç olmadığı için, daha doğrusu devamlı oluşumunu engelleyen, bloke eden bir ilaç olmadığı için bu ilaçlar beyin aktivitesini ya da kalp aktivitesini bloke ederek indirekt olarak migreni engellemeye çalışıyorlar. Migren ameliyatı ne yaptı? Son 16 yılda bir çığır açtı. Neden? Bu kadar yoğun ilaç tedavisi, birçok tedavi saymadığımız burada birçok tedavi uygulanıyor migren hastalarına. Bunlar invaziv tedaviler, non-invaziv tedaviler. O kadar çok tedavi var ki. Bunun anlamı şu, sayı bir tane değil, çok sayı var. Yani tedavi aslında tam olarak yok anlamına geliyor. Migren ameliyatının açtığı yeni açtığı dönemde oluşturduğu tedavi yöntemi şu şekilde. Şans eseri bulunmuş bir ameliyattan bahsediyoruz. Yani saçın içinden ufak kesilerden girip şakak ve alın bölgesinde kaş askılama ameliyatı yapılan hastalarda migrenin de gerilemesi üzerine ortaya çıkan bir tedaviden bahsediyoruz. Aslında zor hastalıklarda genellikle böyle olur. Yani bir estetik ameliyatı yapılırken kaş migren askılama tedavi edilmiş oldu. Kaş askılama, alın germe ameliyatı yapılırken şans eseri migrene de iyi geldiği bulunuyor. Sonrasında bu konu geliştiriliyor. En uzun dönemli çalışma Dr. Bahman Guiron'un çalışması. 5 yıllık hastaların takip edildiği, geriye dönük değerlendirme yapıldığında evet, migren ameliyatının başarı oranı %90'lara ulaşmıştır dediği bir çalışma var.
Biz de onun yolunda ilerliyoruz. Bu ameliyatları Türkiye'de uzun süreden beri yapıyoruz. Evet, yani %90 oranında 90'lara hastanın iyileşmesi sağlanıyor. Yarar görmesi. Yarar görme derken şöyle anlatalım. Net bilgiler her zaman için önemlidir. Evet. Hasta için, tıp için, bilim için her anlamda önemlidir. Bir ilacı kullandığınızda ilacın etkinlik düzeyi %50'nin üzerinde yarar sağlıyorsa bu ilaç etkindir denir. Hı hı. Bu felsefeden yola çıkarak migren ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde ağrı şiddeti, ağrı sıklığı, belirtilerin eşlik etme durumu, belirtilerin şiddeti, bunların kümülatif olarak hesaplandığı migren sorgulama indeksi diye bir kavram var. Bu indekse göre %50'nin üzerinde yarar görmüş hastalar bu ameliyatla sağlığına kavuşmuş, bu ameliyattan yarar görmüş sayılıyor. Demek ki bu ameliyat %90'ın içerisinde, evet. %90'ın içerisinde tam iyileşen bir grup var. Yani migreni silebildiğimiz bir grup. Artık migren diye bir kavram kalmıyor. Nasıl ki bir cihaz bozulduğunda açıp kapattık, aynı hatayı tekrar vermiyorsa, normal insanlar gibi baş ağrısı süreci yaşıyorsa artık kişi, mesela mens döneminde, adet döneminde her bayanda, yaklaşık bayanların %60-70'inde gerilim tipinde bir baş ağrısı tarzında ağrıları, vücutlarında gerginlik, hani vücudun patlayacak gibi bir yorum olur. Bu normal, evet, insan yapısında olan şekildir. Ama migren hastalarında zonklayıcı tarzda, sanki orada bir kalp atıyor gibi, sanki orada inanılmaz derecede patlatıcı bir ağrı yaşıyor gibi hisseder hasta. 10 şiddetinde hisseder, en yüksek ağrı şiddetinde. Ek olarak bulantı, kusma, ışık, ses, koku hassasiyete eşlik eder ve bu hasta kesinlikle yatma ihtiyacı duyar. Çok yatsa da ağrısı geçmez genellikle. Migren böyle bir şey. Evet. Normal insanlardan farklı olarak migren bu şekilde yaşanır. Kişilerin sosyal hayatını da çok ciddi anlamda etkiler bu durumda. Dışarıya çıkamaz, belki işini etkiler. Sadece sosyal hayat değil, şöyle düşünülebilir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlar. Bedenen, ruhen ve fiziksel olarak tam bir iyilik hali diye tanımlar. Migren hastalarında bunların hiçbiri yok. Sadece fiziki olarak görünümleri çok iyi. Bakıyorsunuz hasta değil, numara mı yapıyor yoksa, ya da psikolojik problemleri var. O yüzden mi toplumdan kaçıyor, evden çıkmıyor ya da planları uygulamıyor, çok mızmız mı diye düşünürsünüz aslında, ama genellikle bu baş ağrısının ve ek belirtilerin ağırlığıyla alakalıdır. Çevredeki kişiler bunu genellikle görmez. En iyi anladıkları an migren hastalarını hastalar kusarken gördükleri manzaradır. Çünkü o hale kimse gelmek istemez. Bu zorunlu bir durumdur. Vücudun verdiği bir tepkidir. O anda genellikle izin vermeyen patronu izin verir. Durumun sen bir git eve dinlen der. Orada anlaşılıyor. Ya da arkadaşı baş ağrısından bu kadar bahsedilir mi? Bizim de başımız ağrıyor derken, evet, sen hastasın gerçekten diyebilir. Yani bu süreçler zorlu süreçler. Migren ameliyatı da bu zorlu süreçte migren hastalarına büyük oranda yarar sağlayabiliyor. Onların çaresizim dediği aşamada şu an karşılarında bir tedavi yöntemi var, migren ameliyatı. Migren hastalarına böyle yarar sağlayabilen bir ameliyat, zorlu bir ameliyat mı? Kişiler nasıl atlatıyorlar bu ameliyatı? Aslında ironik olarak çok da zorlu bir ameliyat değil, rahat bir ameliyat. Hani bu kadar zor bir hastalık anlattık. Şimdi öyle bir anlattınız ki. İçinde her şey var, evet, beynin içindeki bir karmaşadan bahsediyor gibiyiz ama işimiz beyinle alakalı değil. İlginç bir şekilde beynin dışına bir işlem yapıyoruz. Yani deri altına, hemen elimi koyduğum yere, evet, derinin hareket ettiği alana, deri altındaki sinir uçlarını gevşetici bir işlem yapıyoruz. Sonrasında migren gerileyebiliyor. Yani bizim açımızdan rahat bir ameliyat, hastalar açısından da rahat bir ameliyat. Çünkü beyin ameliyatı değil öncelikle. İkinci olarak kapalı bir yöntemle yapıyoruz. Yani saçın içinden küçük deliklerden girip kamera sistemiyle bölgelere ulaştığımız için yine kesinin ufak olması iyileşme sürecinin çok hızlı olacağının asıl göstergesi. Yani her yönüyle aslında mucizevi bir olarak değerlendirilebilen bir ameliyat diyebiliriz. Ama hayatta hiçbir şey mucize değil, yanlış anlaşılmasın. Ameliyattan sonra migren ne kadar sürede iyileşiyor? Migren iyileşme süreci kişiden kişiye farklı olabiliyor.
Yani şöyle, ameliyatı oldum hemen ertesi gün migrenin bitti durumu var olabiliyor. Mı? Olabiliyor. Var. Böyle çok bir durum var. Ama bunun tersi de var. Ortalama bir yıllık bir süreç içerisinde bazı hastalar 30 atak yaşarken, pik yaparken atakları, hastaların atakları hemen sonrasında sıfıra inebiliyor. Ameliyatın hemen sonrasında. Hasta şaşırıyor buna. Biz de şaşırıyoruz açıkçası. Çünkü işlem yaptığımız aslında sinir dokusu. Sinir dokusunun iyileşmesi çok geç olur. Herkesin bildiği gibi. Yani kliniklerde, nöroloji kliniklerinde yatan felç hastaları oradan çıktıklarında illaki bir arazları olur. Çünkü sinir iyileşmesi çok zordur. Ama ilginç olarak sinirlere işlem yapılan migren ameliyatında sinir iyileşmesi çok hızlı olabiliyor. Bunun anlamı şu. Bazı hastalarda bıçakla kesilir gibi migren ortadan kalkabiliyor. Bir grup hastada birkaç ay geçtikten sonra gerileme oluyor. Kademeli bir azalma oluyor. Bazı hastalarda da hasta diyor ki ben büyük ihtimal yarar görmeyeceğim derken sonradan azalma ve belli bir bazal düzeye düşme olabiliyor. Mutlaka bir şekilde fayda görüyorlar. Yani bir yıl içerisinde, ortalama bir yıl içerisinde herkes değişken bir süreç yaşayabiliyor. Genel anlamda düşüş ve sonrasında sıfırlanma şeklinde bu süreç devam ediyor. Şimdi hastalarınızdan Nihar Hanım da bizimle. Onun süreci nasıl oldu? Kendisiyle sohbetini yapacağım ama sizin açınızdan nasıl bir hastaydı Nihar Hanım ve nasıl faydalandı bu ameliyattan? Nehir Hanım gerçekten ağır hastalardan birisiydi. Geldiğinde psikolojisi tamamen alt üst olmuştu. İşinden ayrılmıştı. Geçmişte 10 yıl boyunca migrenle ilgili yaşadıklarını anlattığında gerçekten ne kadar zor durumda olduğunu anlamıştım. O gün gece 10'da ameliyattan çıkmıştım. 10'a kadar beklemişti. Kendisi gitmemişti. Hani ısrarla tedaviyi bırakmamak için, hani yakaladığını düşündüğü bir tedaviyi sonuna kadar tamamlamak için gece beklemişti. Şansa da ertesi günü ameliyatımız iptal oldu. Onun ameliyatını hemen ertesi gün yapma şansımız oldu. Harika. Bizim için iyi bir hastaydı. Çünkü her şeyin farkında olarak gelmişti. Her şeyi araştırmıştı. Yurt dışında bu tedavinin uzun dönemden beri yapıldığını, bu tedavinin de Türkiye'de tarafımca yapıldığını tespit etmişti. Gelip ameliyatını olmuştu bize. İyileşme süreci de gayet güzel geçti. Üzerinden 3,5 yıl geçti. Demin saydığınız şıklardan hangisi Nehir Hanım için geçerli oldu? Hemen mi iyileşti? Hemen. Belli bir süre sonra mı iyileşti? Hemen iyileşen gruptandı. Kesinlikle ameliyat sonrası herhangi bir atak yaşamadı. İyileşme sürecinde herhangi bir problem gelişmedi. Ameliyatı da gerçekten gayet rahat geçen bir ameliyattı. Kanamalı, bir problemli bir ameliyat değildi. Genel anlamda her şey yolundaydı. Sizin açınızdan durum böyleydi. Aynen. Bakalım Nehir Hanım bize neler anlatacak. Merhabalar Nehir Hanım. Çok geçmiş olsun. Doktorunuzdan dinledik. Bir de sizden dinlemek istiyoruz. Migrenle hayatınız nasıldı? Ameliyat sonrasında hayatınızda neler değişti? Ameliyattan önce migrene göre yaşıyordum. Migrene göre uyuyordum. Migrene göre kalkıyordum. Migrene göre kahvaltımı, yemeğimi, her şeyimi ona göre düzenliyordum. Planlarımı migrene göre yapıyordum açıkçası. Çünkü plan yapamıyor migren hastası. Yani örnek veriyorum, iş yeri ortamında her zaman sıkıntı zaten. İzin alıp bir ağrınız olduğunda gidip bir acil bile gidip bir iğne bile yaptıramıyorsunuz. İş çıkışı arkadaşlara buluşalım deseniz hiçbir zaman arkadaşlarına da söz veremiyorsunuz. Evet akşam gidelim bunu yapalım diye. Her seferinde bir mızıkçı rolündesiniz. Çünkü migren atağının ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Bilemiyorsunuz. Aynen, gerçekten bilemiyorsunuz. Sosyal yaşam, iş yaşamı, özel yaşam, yani her şey berbat migrenliyken. Migrenden sonrası, ameliyattan sonrası daha doğrusu öyle söyleyeyim. 3,5 4. yıla yaklaşıyor benim migren ameliyatı olduğum. Ameliyattan sonra daha bir kez bir atak yaşamadım. Her şey yolunda. Maşallah, çok iyi. Maşallah. Hiç atak yaşamadınız mı? Ne kadar oldu dediniz? 3,5 4. yıla yaklaşıyor. 3 yıl 10 ay falan o 4 şekilde. 4 yılda hiç migren atağı yaşamadınız. Çok önemli bir şey bu gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani özgürlüğüme kavuştum diyorum ben. Esaret bitti diyorum. Çünkü hani onun esiri oluyorsunuz ya, hastalığın evet. Esiri oluyorsunuz. Esaret bitti diyorum. Özgürlüğüme kavuştum diyorum. Her şey yolunda, her şey çok güzel şimdi. Plan yapabiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Her şeyden önce çalışabiliyorsunuz. Yani hani migren hastası olan bir insan çalışamıyor da. Yani gerçekten zorlanıyor. Maalesef, evet, maalesef. İş hayatını çok etkileyen bir durum. Çok zor. Peki sizin durumunuzda olan, migren hastası olan izleyicilerimize neler söylersiniz? Mesajınız ne olur? Esaretlerini bitirsinler diyorum. Özgürlüklerine kavuşsunlar diyorum. Yani hiç korkulacak bir ameliyat değil zaten.
deri altından yapılan bir ameliyat. Kesi falan yokmuş, evet doktor. Hemen beyden... zaten benim kesilerim alın ve şakak migrenim vardı bende. Burada ve buradaydı. Evet. Zaten hiçbir şekilde iz kalmadı. Estetik cerrah olduğu için doktor bey, hani avantajlıyız o yönden. Kesinlikle izi bırakmadan migrenden kurtulabiliyor kişiler. Aynen öyle. Harika, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok için. Sağ olun. Sağ olun. Nehir Hanım'ın hikayesini de dinledik. Gerçekten çok önemli değişiklikler olmuş hayatında. Başka hastalarınız var mı böyle hikayesi ilginç olan bizimle paylaşmak aslında istediğiniz? Aslında çok hastamız var. Sadece kendileri bize özel hediye ettikleri için, hediyeler getirdikleri için onlardan bahsedeceğiz. Evet, burada bir iki tanesini görüyoruz hocam. Nedir? En öndekinden bahsedelim. Smile yazıyor. Hastamızın kullanmadığı migren ilaçlarıyla oluşturduğu bir tablo. Gülümse. Çok güzel. Gülümseme işareti aynı şekilde var. Hasta... Kullanmadığım ilaçları bu şekilde değerlendirdim dedi. Bize hediye olarak getirdi. Diğer değerli hediyemiz hemen arkadaki şu hediyemiz. Bu hastam da 50 yıllık migren hastam. Hastamın birinci yılda getirdiği bir hediyeydi. Hocam dedi, 50 yıl boyunca ben bu resmi bizzat yaşadım dedi. Yani bir köşeye çekilmiş karanlık bir ortamda, yatakta verimsiz bir şekilde hayatını geçirdiği 50 yıldan bahsediyor. Dikkat ediyorsanız kenarda bir su var. Hemen önünde de İlaç. Üzerinde migren yazan bir ilaç var. Yani yıllarca bu süreci yaşamış bir hastanın elinden çıkan bir tablo. Artık sonuç smile'la sonlandı. Yani gülümsemeyle. Sayenizde hocam biz de çok güzel bilgiler verdik izleyicilerimize. Evet, siz de aranızda migren hastalığıyla yaşamak zorunda olan kişiler varsa... Bilin ki böyle bir çözümü var. Ameliyatla migren tedavi edilebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Çetin Duygu ile birlikteydik. Migren ve tedavisini konuştuk. Bizden ayrılmayın.